Demokrat Parti Merkez İlçe Kongresi belediye nikah salonunda yapıldı. Demokrat Parti Merkez İlçe Kongresi'ne CHP Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Nejat Önder, Çanakkale eski milletvekilleri İlker Genlik, Rahmi Özer ve çok sayıda partili katıldı. Demokrat Parti Teşkilat Başkanı Haydar Altuntaş, Demokrat Parti İl Başkanı Mehmet Ünal ile kongrenin tek merkez ilçe başkan adayı olan Hüseyin Kavcar'ın da hazır bulunduğu kongreye ilgi yoğundu. Kongrenin açılış konuşmalarını yapan Demokrat Parti Merkez İlçe Başkan Adayı Hüseyin Kavcar, Demokrat Parti'nin varlığını sürdüreceğini ve büyüyerek eski gücüne kavuşacağını belirtirken, İl Başkanı Mehmet Ünal da Demokrat Parti'de kongre sürecinin başlayacağını, ilk kongresini de Nisan ayında gerçekleştireceklerini söyledi. Demokrat Parti'nin içerisinde ciddi anlamda bir kırgınlık ve küskünlük havasının hakim olduğunu gördüm. İlk iş olarak bunu ortadan kaldırabilmek ve yerine gerçek anlamda bir umut, gerçek anlamda bir şahlanış hamlesini başlatabilecek bir yapıyı oluşturabilmek için Demokrat Partili olarak bildiğimiz, Demokrat Partili olmasını arzu ettiğimiz kim varsa herkesin ayağına kadar bizzat kendim giderek herkesle bütünleşme, birleşme ve kucaklaşma arzumuzu ifade ettik. O yüzden bu kongrenin temasını vuslat ve kucaklaşma kongresi dedik. Demsekli ilçe başkanım, sevgili kardeşim, tekrar kongrenin hayırlı uğurlu olsun. Evet, yine dün Ecevat kongremizi yaptık. Değerli başkanımız orada bizi çok iyi ağırladı. Ecevat ilçe başkanımız. İşte bugün de merkez ilçe başkanımızı seçeceğiz. Ve bunlar böyle, öyle tahmin ediyorum, Nisan ayı içerisinde de ilk kongremizi yaparak bu görevi güzel bir şekilde yapmanın mutluluğuna erişerek yine değerli bir arkadaşımızın bu davaya gönül vermiş, bu işi, bu bayrağı benden daha ileriye taşıyacak bir arkadaşıma da teslim edeceğiz hep beraber. Siyasetin erdemli bunlardır. Dördüncü dönem bu. Ama biz çocuklarımıza vasiyetimiz var. Biz önce bizi Kırat Bayrağı'na götürdü diye. Sağ olduğumuz müddetçe bu partinin hizmetkarıyız. Konuşmaların ardından kongrede son konuşmayı Demokrat Parti Teşkilat Başkanı Haydar Altuntaş yaptı. Altuntaş ilk olarak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın selamını kongreye katılanlara iletti. Ardından konuşmasına başlayan Altuntaş, Çanakkale'de yapılacak çok işin olduğunu, bu işleri de ancak iş yapmayı bilenlerin başarabileceğini söyledi. Çanakkale'de tarım arazilerinin büyük bölümünün sulanmadığına dikkat çeken Altuntaş, Türkiye'nin en önemli süt üretiminin Çanakkale'de olduğunu, ancak Çanakkale'deki süt üreticilerinin perişan olduğunu sözlerine ekleyerek sorunlara acil ve kalıcı çözümler bulunmalı dedi. Türkiye'nin her tarafı güzeldir. Ama Çanakkale anlayan, bilen, yaşayan, hisseden, gören ve duyan için çok farklı bir güzellik. Bugün fiziki manada cismi küçük olsa bile dünyaya nam olmuş bir medeniyetin, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen mütedeyyin insanların yaşadığı çok muhteşem bir şehirdir. Anlayan ve hizmet etmesini bilenler için paha biçilmez bir mücevherdir Çanakkale. Homeros'tan başlayın, İlyada'dan başlayın, Truva'dan gelin. Geçin, 700 yıldan bu yana Türkeli olan bu milletin bağrının en müstesna yerindeki bu bölgede Anadolu'dan Rumeli'ye geçişimizden başlayın ve hepsinden ötesi biraz evvel bu şu ile önünde eğildiğimiz ezanımız okunurken şairin dediği gibi bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde inlemeli sözlerine, bu dünya coğrafyasına yazılmasına vesile olan ve Türk'ün ateşle imtihan edildiği ama özgürlük mü, ekmek mi sorusuna sorulan bir cevaba dünya yüzünde ilk defa, tek defa ben önce özgürlük isterim,
sonra ekmek isterim diyen bir milletin azmini ve iradesini tarih sahnesine koyduğu muhteşem bir yer. ...250 bin şehidimizi bağrında barındırıyor. Allah hepsinden gani gani rahmet eylesin ve ümit ederim ve temenni ederim ki biz bugün huzur içerisinde yaşadığımız bu ülkede onların canları ve kanları pahasına bu ülkenin kıymetini ve kadrini bilerek dirliğimizi, birliğimizi bozmadan, ülkemizi bölmeden, parçalamadan yönetmeyi onlara bakarak öğreniriz diye düşünüyorum. Ancak Çanakkale'nin bütün bu muhteşemliğine rağmen biraz evvel değerli il başkanım değindi. Daha yapılacak çok işi var. Kim yapacak? İşte hizmet etmesini bilenler diye söyledim, onlar yapacak. Ne var Çanakkale'de? Yaklaşık 180 bin dönüm civarında sulanabilir arazi var. Ne kadar sulanıyor? Yarıdan azı sulanıyor. Gerisi hizmet bekliyor. Ne var burada? Aşağı yukarı 500 bin ton süt var. Ama o sütü üretenler perişan, borçlu, mahzun, boyunlarını bükmüş bir kenarda duruyorlar. İşte bütün bunlara, bütün bunların hepsine burada bugün dikkatle bakarak bir cevap aramak istiyorum. Değerli arkadaşlar, ülkemiz siyasi tarihinin en sıkıntılı günlerinden birisini yaşıyor. Cumhuriyet kurulduğu günden bu yana geçen o barış ve huzur dolu, birlik ve bütünlük dolu günlerin bugün geldiği noktada ülkemiz siyasi tarihinin en sıkıntılı günlerinden birisini yaşıyor. Bu sıkıntıyı başkaları gibi tırnaklayarak, kabuk bağlamış yaraları kanıtarak, tarihin derinliklerinde kalmış bir takım meseleleri tarihle yüzleşiyoruz diye tarihin yakasına yapışıp, paçasına yapışıp, orasından burasından çekiştirerek kendimiz için rey devşirmek gayretinde hiç olmadık. Bundan sonra da asla olmayacağız. Bravo. Olmak istenilen de karşılayacağız. Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Kongrede Merkez İlçe Başkanlığı için tek liste oylanırken Demokrat Parti yeni Merkez İlçe Örgütü şu isimlerden oluştu. Ali Söylemez, Hasan Esen, Özkan Güder, Seyfi Beşer, Saniye Önem, Mehmet Çil, Kaan Güvenç, Tevfik Geçdoğan, Hüseyin Beyden, Nazmi Karademir, Ali Rıza Akbaş, Ömer Aydın, Suat Uysal, İbrahim Ceylan, Hakkı Gündüz, Şerafettin Uslu, Mehmet Uygur, Necmi Yılmaz.